Dert babası oldum dert babası. Bu aralar ne oldu bilmiyorum. Gelen geçen bana derdini anlatıyor lan. Hani bu dert anlatma dediğim de öyle yayınlarda falan derdini anlat muhabbeti değil. Ulan arkadaş çevremde öyle bir sorun oluşmaya başladı ki. Ben oldum birden ağlama duvarı. Ben oldum bir Müslüm baba. Hani bu durumu dert edebileceğim kadar dert anlatmaya başladılar. Geçen biri beni ikide aramış. Bak gece ikide uyuyorum. Şey diyor dertlendim de şöyle bir sorunum var seni arayayım dedim. Ulan cevap versen iki saat seni tutacak müsait değilim desen bu sefer seni kötü ilan ediyorlar. İnsan ilişkilerinde şu dertleşme olayı artık beni iyice sinir etmeye başladı. Tokatlamak istiyorum artık bu dertçileri. Çünkü bitmiyor dertleri. Ya ben şahsen özelde dert anlatan bir insan değilimdir. Genelde bir derdim varsa onu içimde yaşarım. Ya da basit düzeyde ise animasyonlaştırırım burada anlatırım. Benim için sorun olmaz da. Bazı insanlar dert kerizi arıyor. En uygun tabir dert kerizi oldu bak. Etraflarına bakınıyorlar. Özel özellikle bu dert kerizlerini karşı cinste arıyorlar. Aslında bu şu anlama geliyor. Seninle asla eğlenmeyeceğiz. Seninle asla herhangi bir aktivitede bulunmayacağız. Sadece dert anlatacağım sana. Sen benim bundan sonra dert kerizimsin. Dert bodimsin. Bazıları işte şu an beni dert kerizi yapmaya çalışıyor. Bu durumda benim de payım var. Normalde ben insanların dertlerini dinlemeyi severdim. Daha 90'lar art House sineması tadı verirdi böyle. İlginç hikayeler duyabilirdiniz bu sayede. Ama o da bir yere kadar lan. Bir dinlersin, iki dinlersin. Hep hep dert olmaz ki. Resmen beni bildiğin ağlama duvarı yapmaya çalışanlar var. Eskiden işte kibar davrandığın kişiler geliyor seni dertlendirmeye çalışıyorlar. Aslında bu dert anlatma olayı dert paylaşılınca azalır muhabbeti değil. Aslında bildiğin bak benim böyle derdim var al kardeş. Biraz da sen taşı. Bildiğin buzdolabı taşıtma gibi bir şey ya bu dert dinleme olayı. Geçen artık birine patladım. Dedim yeter ya. Ne zaman selam versek bir derdini anlatıyorsun yani iyi Hoş bir gerçekten bir sorunun olsa tamam yine bir destek çıkmaya çalışırız da kim Sonik edebi dertler oluşturuyor insanlar kendilerine bak bir tanesini abartmadan aktarıyorum yok içimdeki insan bir karanlığın içine girmiş elinde el feneri var kendini aramaya çalışıyor ne diyor bakayım ya Pablo Neruda mısın lan sen Sürekli bir romantizm akımı Sürekli bir betimleme Benzetme Ya yeter Biraz gerçeklerle tanışın Her yalnız düştüğünüzde de bir derde girmeyin artık ya Bazı şeyler insanların kafasında çözülmesi gereken şeylerdir Çok da zor değildir Ya öyle bir giriyorlar ki muhabbete Diyorsun ki ulan bunu ailesini kaybetti herhalde bir trafik kazasında Kocası iki çocuğuyla birlikte kapının önüne koydu falan diyorsun Derdin ne diyorum Sevgilisiyle kavga etmiş Göz... Sanki üzerime şey yapıştırmışım böyle dert dinlenir tabelası. Altına da bedava diye eklemişim. Gelen geçen anlatıyor. Çok doldum bu aralar. Ben de bu derdimi size anlatıyorum. Biraz da siz taşıyın bu buzdolabını. Bu durumu aslında bir karşı saldırı taktiği de geliştirdim. Biri bana mesela Ko bir dertle geliyorsa ben buna daha da ağır bir dertle karşılık veriyorum. Bildiğim Pokemon mücadelesi gibi bir şey aslında. O bana Squirtle atıyor ben ona Mewtwo atıyorum. Çocuk geliyor sevgilimden ayrıldı diyor. Bir anlatmaya başlıyorum ben kanka işte 500 bin lira krediye girdim. Kapatamadık şimdi evi barka alıyorlar. Babam dertlendi bu durumdan. Sigaraya başladı 60 yaşında adam falan böyle. Anlatıyorum da anlatıyorum uydurma bir stres. Kendi derdinden dolayı pişman oluyor sonunda. Bak bunu tavsiye ederim. Çünkü biliyorum içinizde bol bol dert kerizleri de vardır. Sanırım bu dertçilere biraz tokat atmak gerekiyor artık. Buradaki tokat fiziksel tokattan değil de onların anladığı dilde edebi bir tokat. Yeter ya. Sanki bir tek dert onlarda var. Hani bunu da çok isyan ediyormuşum gibi düşünmeyin. Bana sonuçta her türlü malzeme çıkar. Ama sadece şu sıralar yoruldum. Bazı insanların bana bakınca ben buna sadece derdimi anlatayım. Ondan başka münasebetim olmasın. Muhabbeti beni artık bir yormaya başladı. Kendim artık Müslüm Gürses gibi hissetmeye başladım. Ben eski ben değilim. Ezilenlerin sesiyim. Gariplerin çıkaramadıkları Gürses'iyim. Fakat Gürses böyle mi çıkmış acaba? Siz dert kerizi misiniz? Yoksa dert kerizi arayan bir insan mısınız? Bu konudaki düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.